Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Air Fryer'da tavuk şiş denedim. Sonucundan memnun kaldığım için sizlerle de hemen paylaşmak istedim arkadaşlar. Detaylı olarak sizlerle hemen paylaşıp böyle son halini gösterip yapım aşamasına geçiyorum. Bir adet tavuğun göğsü var arkadaşlar. Tavukların göğsünü istediğiniz ebatta doğrayıp ve güzelce soslamak için hazırlayabilirsiniz. Ben genelde böyle küp küp doğradım ve bir tabağın içerisine aldım arkadaşlar. Doğramış olduğum tavuk göğsünü hemen boş bir kabın içerisine alıyorum. Ve artık soslama işlemine geçiyorum. Bu sos da gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen üzerine toz, kırmızı biber, kimyon, körü, tuz ve keki kullandım. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullandım. 1 yemek kaşığı domates salçası kullandım. Siz dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Böyle domates salçasıyla beraber birazcık tavukları sosladıktan sonra üzerine arkadaşlar 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz daha sonra sosun böyle ete geçmesi için eldivenle yoğurma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yoğurursanız daha lezzetli bir et almış olursunuz. Sonuç olarak hem baharatını da güzel yedirmiş olursunuz. 5-10 dakika kadar kenarda dinlenecek arkadaşlar. Ben de sebzelerimi hemen gösteriyorum. Çok küçük olmayacak bir şekilde biberlerimi böyle aynı boyutta olabildiğince doğruyorum. Hepsini hazırladıktan sonra alta koymak için patates ve dinlenmiş olan etimi de alıp ve şişleri hemen geçiriyorum. Airfryer'ın böyle 5 adet kendi şişi vardı arkadaşlar. Ekstra sipariş ettiğim şişlerdi. Ve çöp şiş aldım yanıma olur da fazla gelir diye ki fazla geldi. Böyle ilk önce sırasıyla biber, et, domates, biber, et, domates şeklinde hepsini şişlere geçiriyorum arkadaşlar. Bu işlemi bütün şişlere aynı şekilde sırasıyla yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz sadece hepsini tavuk, hepsini biber, hepsini domates şeklinde yapıp bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ben böyle karışık sırasıyla doldurdum şişlerimi. Dediğim gibi size tamamen tercihe bağlı bir şey. Bütün hepsine aynı işlemi yapıyorum. 5 adet demir şişlerden kullandıktan sonra çöp şişlere geçtim arkadaşlar. Onları da aynı şekilde dolduruyorum ve tamamlamış oldum. Hepsini tamamladıktan sonra artık air içerisine yollayabiliriz arkadaşlar. İlk önce alt tabanla her zamanki gibi ben patates kullanıyorum. Siz dilerseniz patates koymayabilirsiniz. İçindeki sepeti çıkarmadan patatesleri alt katmanına koydum. Daha sonra ızgarasını yerleştiriyorum arkadaşlar. Üzerine sırasıyla çöp şişlerimi koyuyorum. Bu arada dilerseniz patates kullanmayabilirsiniz. Sadece çöp şişleri de içerisine koyabilirsiniz. Airfryer içerisinde toplamda 2-3 kez olabilecek bir şekilde pişirdim arkadaşlar. Isı ayarını 180 derece yapıp 15 dakikada tavuk modunda pişirdim arkadaşlar. İlk 15 dakikada böyle çok iyi pişmemişti. Şişlerimi ters çevirip tekrardan 15 dakika daha pişirdim. İstediğim sonucu elde ettim. Bütün hepsine de aynı işlemi yaptım. Siz izlerken ben de videomu sonlandırıyorum. Bugünlük bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.